Merhaba sevgili aslanlar. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta sonunda Koç burcunda ay tutulması yaşayacağız. Bu nedenle önemli bir hafta bizim için. Sevgili aslanlar, haftanın genel etkilerine baktığımızda haftaya son derece pozitif, olumlu etkilerle başladığınızı görüyoruz. Özellikle pazar ve pazartesi günü ay Kova burcunda ilerleyecek ve sizin için ilişkiler biraz daha öne çıkıyor hafta başında. Karşınızdaki kişi, evliyseniz eşiniz veya birlikte olduğunuz kişinin istekleri biraz daha sizin için yönlendirici olabilir. Ortaklıklarla ilgili bazı hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazar ve pazartesi günü Ay ve Venüs arasındaki destekleyici açı, Venüs'ün yay burcunda olması şu sıralarda sizi duygusal olarak destekleyen konumda, moral olarak daha güçlü hissediyorsunuz kendinizi. İlişkilerinizde de keyifli gelişmeler, yeni başlangıçlar olabilir. Var olan ilişkilerinizde de daha heyecanlı, verimli bir dönemde olabilirsiniz. Pazartesi günü de Ay Kova burcunda olacak. Güneş de açıları olumlu olduğu için özellikle günün ilk yarısını hem iş hem özel girişimlerimizde başarılı bir şekilde değerlendirebiliriz. Zihinsel olarak da son derece yaratıcı ve pozitif olduğumuz bir gün olacak. Aktif bir gün geçireceğiz ve birçok işimizi olumlu bir şekilde sonuçlandırma fırsatı yaşayabiliriz. Artık Salı gününden itibaren Ay Kova burcundan ayrılmış olacak. Balık burcunda hareket etmeye başlayacak. Ay Balık burcundayken biraz daha maddi konular ilgimizi çekebilir ya da o konularla ilgili kavramlar hayatımıza biraz daha fazla yansıyabilir. Biraz harcamalar gündemde olabilir veya ortaklaşa gelirlerle ilgili bazı gelişmeler yaşayabiliriz. Salı günü enerji gezegeni Mars burç değiştirecek. Bir süredir sizin burcunuzdaydı. Enerjinizi ve motivasyonunuzu çok yükseltmişti. Artık 15 Ekim'den itibaren Mars Başak burcuna geçecek ve 8 Aralık'a kadar Başak burcunda olacak. Bu da özellikle maddi konulara dikkat çekecek. O konularla ilgili enerjinizi biraz daha yoğunlaştırmanız gerekebilir. Yeni girişimler olabilir. Hayatınızda para harcamanızı gerektirecek yeni konular gündeme gelebilir. Masrafları biraz arttırabilir bu dönemde sevgili aslanlar. Mars Başak burcundayken dikkatli olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle iş ilişkilerinize de bir şekilde olumlu yansıyacağı için daha yoğun bir çalışma sürecinde olabilirsiniz. Çok daha titiz ve detaycı olmanız gerekiyor. Özellikle parayla ilgili konularda biraz daha ince eleyip sık dokunmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Çarşamba günü de Ay Balık burcundaki ilerlemesini sürdürüyor. Jüpiter'le güzel olumlu açılar içerisinde olacak. Bu da özellikle kendinizi daha iyimser ve pozitif hissetmenize neden olabilir. Bazı ufak tefek sağlık sorunları çıksa da bunun için kısa sürede tedavi imkanı bulabilirsiniz. Gerek ruhsal olarak gerek fiziksel olarak kısa sürede sorunlarınızı halledebileceğiniz bir gün içerisindesiniz. Bunun yanı sıra manevi yönden de biraz daha hassas olabileceğiniz bir gün olacak. Perşembe gününden itibaren ay artık Koç burcuna geçecek. Dolunay fazında ışığı büyüyor, enerjisi artıyor. Sizi de etkilemeye başlayacak bu durum. Ateş grubunda olacak. Ay siz de bir ateş grubusunuz. Enerjiniz yükselecek Perşembe gününden itibaren. Daha sosyal olabilirsiniz, daha canlı ve yaratıcı hissedebilirsiniz kendinizi. Büyük bir ihtimalle bir seyahat fırsatı gündeme gelebilir. Kısa veya uzun seyahatler hayatınızı hareketlendirebilir. Daha fazla kişiyle görüşmeler yapabilirsiniz. Yakın çevrenizde görüşmeler, uzaktaki akrabalarınızla, tanıdıklarınızla görüşmeler söz konusu olabilir. Telefon trafiğinin de yoğunlaştığını görüyoruz Perşembe gününden itibaren. Uranüs ve Venüs de açılarda olumlu olduğu için bazen çok ilginç, keyifli ve heyecanlı haberler, karşılaşmalar da gündeme gelebilir. Misafirler de söz konusu olabilir. Sosyal hayatınızın hareketlendiği bir süreç olacak. Cuma günü artık Ay Dolunay fazında tutulmaya doğru yaklaşıyoruz. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece 02:39'da 25 derece Koç burcunda ay tutulması olacak. Bu ay tutulması 9. ev konularınızı etkilediği için özellikle uzaklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili bazı iş ve projelerinizde hızlı sonuçlanmalar meydana getirebilir. Bunun yanı sıra eğer
hukukla ilgili, yasalarla ilgili bazı davalarınız varsa, sürüncemede kalan işleriniz varsa onlarla da ilgili hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü ay tutulmaları genellikle olayları sonuçlandıran etkiler ortaya çıkartır. Veya zihinsel olarak, manevi olarak iç dünyanızda bazı farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bilincinizde bazı sıçramalar meydana gelebilir bu tutulmayla beraber. Dolayısıyla hayatınızda izlediğiniz yol üzerinde, davranışlarınızda veya gelecekle ilgili planlarınızda da bazı değişimler yapma isteğiniz artabilir. Bunun yanı sıra daha genç aslanlar için eğitim, kişisel gelişim, yüksek öğrenimle ilgili konularda da gelişmeler hızlanacak gibi görünüyor. Yurt dışı seyahati gündeme gelebilir. Planladığınız bir seyahati hızla ortaya çıkabilir. Bunun için fırsat ortaya çıkabilir. Venüs'ün de desteklemesiyle beraber gerçekten keyifli bir seyahat ortaya çıkabilir. Ya da yurt dışı ile ilgili bir ortaklık, bir iş ortaklığı, yeni bir proje, medya yayıncılıkla ilgili güzel gelişmeler sevgili aslanlar iş hayatınızı da destekleyebilir. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.